İşlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi burası aslında bir hani sayısal örnekleme sorusu. Mesela bu arkadaş 4 bölü 25 dediğimiz ifadenin 2 bölü 5'in karesi olduğunu. Mesela 1 bölü 4'ün de 1 bölü 2'nin karesi olduğunu düşünürsek. Ortadaki ifade de 2 çarpı 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 2'dir desek. O zaman bu ikiler birbirini götürdü. 2 bölü 5 kaldı. Evet doğru oldu. Yani ne geldi? 2 bölü 5'in karesi artı 2 çarpı 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin karesi geldi diyebiliriz biz bu ifade için. Yani aslında burası ne olmuş oldu? 2 bölü 5 artı 1 bölü 2'nin parantez karesiymiş demek ki kökün içi. Burayı düzenleyeceğiz şimdi. Burası kökten kaybolacak. Şunlar birbirini götürecekler. Payda değiştirdiğiniz zaman buraya 2 buraya 5 yazarsak 4 artı 5'ten 9 bölü 10 gelir diyebiliriz sorumuzun cevabı için. Şimdi sorumuzda 4x kare eksi 8x artı 5 eşittir 0 ise bu ifadenin değeri nedir demiş. Benim kullandığım bir hani bir kalıp var. x artı 1 bölü x bir de x kare artı 1 bölü x kare. Şimdi ben buna verilen diyorum buna istenilen diyorum. Şimdi bu tip sorularda bazen verilen farklı oluyor, bazen istenilen farklı oluyor. Diyorum ki işte bize bunu veriyorsa bunu istemelidir ya da bunu istiyorsa bunu vermelidir mantığıyla böyle bir kalıp oluşturduğumuz kendimizce. Yani çünkü buradan x artı 1 bölü x'in parantez karesini aldığınızda ne gelecek? x kare artı 1 bölü x kare artı x'in çarpımı 2 katından 2 gelecek. Yani birinden diğerine rahatlıkla ne yapabiliriz? Geçiş yapabiliriz. Ben de bu mantıkla ilerliyorum. Bakın şu ifadeye baktığımda bir adamın bana bunu verebilmesi, bunu isteyebilmesi için 2x artı 5 bölü 2x ya da 2x eksi 5 bölü 2x'i vermeli ki bunun parantez karesini aldığımda buraya geçiş yapayım. 2x'in karesi 4x kare, 5 bölü 2x'in parantez karesi 25 bölü x, 4x kare. O zaman şimdi bizim amacımız ne? Bu ifadeden buna geçiş yapmak. Şimdi onu nasıl yapabiliriz? Gidiyorum bütün terimleri 2'ye bölüyorum. Bütün terimleri 2'ye böldüğüm zaman o zaman ne yaptı orası arkadaşlar? Hatta bütün terimleri 2x'e bölüyorum. Daha doğru bir şey söylemiş oluruz. Bütün terimleri 2x'e bölelim. 2x'e bölelim. O zaman 4x kare 2x'e bölersek ne yapar? 2x yapar. Eksi 8x bölü 2x artı 5 bölü 2x eşittir 0 yaptı. Şu ifadeyi sağ tarafa attığımızda 2x artı 5 bölü 2x'in kaç olduğunu öğrendik biz arkadaşlar. 4 olduğunu öğrendik. Şimdi bundan sonra da ne yapıyoruz? Parantez karesi alıyoruz. Bize direkt istenilene ulaşmaya çalışıyoruz. Yani ne oluyor? Birincinin karesi artı ikisinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. İkincinin karesini önce yazayım. 25 bölü 4 x kare yazayım. Sonra ikisinin çarpımı deyince 2 x'ler götürecek değil mi? Bir de iki katı deyince 10 olacak. Burası kaç yaptı? 16 yaptı. Bu 16'nın yanına 10 atarsanız o zaman sizden istediği cevabı bulmuş olursunuz. Yani 4 x kare artı 25 bölü 4x kare ifadesi kaç eşitmiş? 6 eşitmiş arkadaşlar. İfadesinin değerini en küçük yapan x ve y değerleri için x kare artı y ifadesi kaça eşittir diye sormuş. Şimdi hani şu tip sorular var. x kare eksi 4 x artı 2'nin minimum değerini sorduğunda biz ne diyoruz arkadaşlar hesabında? Bir tam kuvvet oluştur diyoruz. Tam kuvvet oluştur derken nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki işte burada bir x kare x 4 x artı 4 olsun. Bir tam kare oluşturdum. Eksi 2. Çünkü bende 2 vardı. 2 çıkardım. O zaman ne oldu burası? x eksi 2'nin karesi eksi 2 oldu. O zaman aynı mantıkla burada yalnız orada 2 tane o işlemden yapalım. Bir x'e göre yapalım bir de y'ye göre yapalım. Şimdi x'e göre yapacak olursak x kare 6 x ile başlayan bir tam kuvvet 2'ye böl kare al mantığıyla 9 yaptı. Şimdi şöyle bir tane tam kuvvet oluşturalım. Hocam orada var mı yok mu diye bakmayalım. Direkt bir hani terimlere bakın x kare X 6 x gördük ya onu oluşturalım. Şimdi y ve 12 y ile nasıl oluşturabiliriz? y kare artı 12 y ile başlayan 2'ye böl kare al mantığıyla da oraya da ne yazalım? 36 yazalım. Şimdi biz ne kullandık? Dikkatli bakalım. Bir 9 kullandık artı bir de 36 kullandık. Toplam 45 kullandık. Burada ne var? 50 var. O zaman 45'e bir 5 eklediğimizde 50 oluyor. Şu an bizim ifademiz buna eşit. O zaman biz diyoruz ki x eksi 3'ün karesi artı y artı 6'nın karesi artı 5. Bizim a ifademizmiş. Şimdi bu ifadenin minimum olması için bunun ve bunun ortadan kaybolması yani x'in 3, y'nin de ne olması lazım? Eksi 6 olması lazım. Neden kaybolması lazım? Çünkü yani kare oldukları için orası 0 ya da sıfırdan büyük sonuçlar çıkartır. A'nın da küçük olmasını istiyorsak onlar en küçük olan sıfır değerlerini alsınlar. Bunda nasıl alırlar? x3, y de eksi 6 iken alırlar. O zaman x kare artı y ifadesine geldi. x'in karesi 9, eksi 6'dan cevabımız ne gelir arkadaşlar? 3 gelir diyebiliriz. İfadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi bunu birkaç yolla yapabiliriz aslında. Buradan aslında bir iki kare farkına örnek de oluşturabilirim bu soru için. İstersen bir tam kareye de örnek oluşturabilirim. Şimdi hangisini yapalım? Önce bir tam kareye örnek oluşturalım. Mesela 579'a mesela isim verelim. Kardeşim sen A'sın diyelim. O zaman 585 de bunu ne yapıyor arkadaşlar? 6 fazlası yapıyor değil mi? O zaman A parantezinde A artı 6 artı 9 yaptı kökün içi. O zaman buradan ne gelir? Kökün içi A kare artı 6 a artı 9 gelir. O da aslında burası nedir? a artı 3'ün karesidir. Karekökünü aldık. Bunlar birbirini götürdü. Bizden istenilen ifade geldi? a artı 3 geldi. Peki a kimdi? 579. 3 fazlası ne yapar o zaman? 582 yapar diyebiliriz. Bu birinci yolumuz. İkinci yol ise şöyle yapalım. Şu rayı önce bir sileyim isterseniz. Şu a bu silmek olmadı. Şöyle yapayım. Şöyle siliyoruz. Tamam. Bazen tuşların yeri karışıyor. Heh. Şimdi şöyle yapalım. E, 579 ve 585 var. Bunun tam ortasını bulalım arkadaşlar. Şimdi bu aradaki fark 6 değil mi? 6. O zaman 3 ilerlersek 582 mi yaptı tam ortası? O zaman ben 579'u şöyle yazıyorum. 582 3 diyorum 579'a. 585'i de 582 artı 3'tür diyorum. Sonra bir bakıyorum. Aa hocam sol tarafta bir ne oldu? 2 kare farkı oldu. Yani 582'nin karesi eksi 3'ün karesi artı 9 oldu. E ne oldu? Bunlar birbirini götürdü. 582 de kökten nasıl çıkar 582'nin karesi? 582 olarak çıkar. Gördüğünüz gibi iki türlü de çözüme ulaşabiliyormuşuz. Şimdiki sorumuzda bir şekil 1'deki kısımda B noktasını ne yapmış? DC üzerine gelecek şekilde katlamış. O zaman şu şekilde bir şey oluşturmuş. Siz şimdi bunu buraya katladığınız zaman aslında ne yapmış oluyorsunuz? Bir tane kare oluşturmuş oluyorsunuz. Yani bunlar bu şekilde birbirine eşittir. Daha sonra oluşan şekil üzerinde de A noktasını tekrardan burada katlamış. Şöyle bir şey oluşmuş. Bunlar da kendi aralarında eşittir diye biz arkadaşlar. Yani şimdi şeklin üzerine geldiğimizde mesela şunu şuradan tamamlayalım. Şuradan daha net anlaşılacak. Şöyle tamamlayalım. Mesela burası A ise burası A'dır. O zaman burası A kök 2'dir. Şunlar birbirine eşit olacağı için. Şunları üçlü göstereyim. Mesela bunlar da şöyle şekilde tekli olsun. Bunlar da birbirine eşit. Şurası A kök 2 ise burası da A kök 2'dir. O zaman burası da A kök 2. Burası da A kök 2. O zaman burası nedir arkadaşlar? 2A'dır. Şimdi bize nereyi soruyor? Şuradaki dikdörtgenin uzun kenarının kısa kenarına oranı soruyor. O zaman şimdi A kök 2 eksi A. A kök 2 eksi A kısmı burası olacak. A kök 2 eksi A kısmı burası. Burası da A kısmı oldu. O zaman bunların arasındaki oranı soruyor. Kısa kenarının uzun kenarı oranı. Üst tarafa A parantezini alırsanız ne oldu? Kök 2 eksi 1 bölü A oldu. Bunlar birbirini götürdü. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Kök 2 eksi 1'dir diyebiliriz. Bu şekilde iki eşitlik vermiş. X artı Y artı Z toplamının pozitif değeri nedir demiş. Bu aslında 3 terimlinin parantez karesinden oluşan bir ifade. X artı Y artı Z'nin parantez karesi eşittir. Her bir terimi teker teker karesini alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra iki parantezini ikili ikili çarpımlardan oluşturuyorsunuz. X, Y, X, Y, Z'dir. Aslında değer bulma sorusuna döndü. Şimdi bu aynı zamanda size nerede lazım biliyor musunuz? Katı cisimlerde lazım. Bu farklı ayrıtların uzunlukları toplamı, bu cisim köşegenin karesi, bu da yüzey alanı bilginiz olsun. Bu soru tipi bu şekilde karşınıza geometrik kısmında da ne yapacaktır? Gelecektir. Şimdi o zaman burası 9, 2 tane 9, 18 yaptı. Şimdi kareleri toplamda 63'müş. O zaman toplarsanız kaç yaptı? 81. Karesi 81 ise bize ne soruyor? X artı Y artı Z'nin pozitif değerini o zaman cevabımız ne gelecektir? 9 gelecektir diyebiliriz. ifadesinin en sade halini bulundu demiş. Şimdi yukarıda e, hemen burası x kare eksi y kare diye paranteze alıp 4x artı 4 de paranteze almak geliyor. Yalnız orada bir tehlike var. Bakın illa ki gruplandırma yapmak zorunda değiliz. Bakın burada gizli bir aslında ortak parantez var. Şu 3'ü yani x kare artı 4x artı 4 ifadesi kendi içinde bir grup oluşturabiliyor. Gördüğünüz gibi aslında burası nedir? X artı 2'nin parantez karesi eksi y kare geldi. Bölü Alt taraf hepsinde x olduğu için x parantezini aldım. x artı y artı 2 oldu. Şimdi burası arkadaşlar ne gelir şurası? x artı 2'nin parantez karesi gelir. O zaman burada ne var? 2 kare farkı var. Bir toplayacağız bir çıkartacağız. x artı 2 artı y. Bir de diyeceğiz ki x artı 2 eksi y diyeceğiz. Bölü alt tarafı da x parantezinde x artı y artı 2. E ne oldu hocam? Bunlar birbirini götürdü. O zaman bizim elimizde ne kaldı? x eksi y artı 2 bölü x kaldı diyebiliriz. Bu da ifadenin en sade halidir. 4 x eksi 3 bölü 2 x 8 ise bu ifadenin değeri nedir demiş. Şimdi burada da aslında bir değer bulma sorusu var. Yalnız bakın 8 x küp eksi 27 bölü 64 x küp. Şimdi birinin bizden bunu isteyebilmesi için 2 x'in kübü eksi 3 bölü 4'ü x'in kübü burası. Doğru mu? O zaman bize neyi vermeli? 2x eksi 3 bölü 4x'i vermeli ki ben bunu kübüne aldığımda ne yapabileyim? Sonuca ulaşabileyim. Peki bana verdiği ifade ne? 4x eksi 3 bölü 2x. Hmm. O zaman burada da ne yapalım arkadaşlar? Bütün terimleri 2'ye bölelim. Mesela bütün terimleri burada 2'ye böldüğünüzde ne geliyor karşınıza? 2x eksi 3 bölü 4x eşittir. 2'ye böldük 4 geldi. Şimdi arkadaşlar bunu nesini alıyoruz? Kübünü alıyoruz. Şimdi bunun kübünü aldığımızda birincinin kübü 8x küp eksi ikincinin kübü 27 bölü 64x küp eksi 3 çarpı 2x çarpı 3 bölü 4x parantezinde 2x eksi 3 bölü 4x. Ben size değer bulma da şu şekilde yapabiliriz demiştim x küp eksi y küp eksi 3 x y parantezinde x eksi y mantığıyla ilerledim. Tamam. O zaman şurası zaten bana sorduğu Soru işareti. Doğru mu? Şimdi biz ne yaptık? 2 x eksi 3 bölü 4 x'in kübünü aldık. Da bunun da kübünü aldık. O zaman burası bu bulduğumuz ifade neye eşit olacak? 4'ün kübü 64'e eşit olacak. Şimdi biraz sanki burası karışır gibi oldu. Şöyle bir düzenleyelim. Ben şimdi şuradayım. Şimdi 64 eşittir. Soru şart eksi. Şuradaki x ile x birbirini götürdü. 2 ile de 4 sadece eşitir. 2 bıraktı. Burası 9 bölü 2 geldi. 9 bölü 2 çarpı. Bu ifadede kaç eşit arkadaşlar? 2x eksi 3 bölü 4x. 4'e eşit değil mi? Burası da 4'e eşit çarpı 4. Bu da bunu sadeleştirirse 2. O zaman burası ne gelir arkadaşlar? Eksi 18 gelir. Eksi 18 bu tarafa artı geçer. O da kaç yapar? 82 mi yapar? Demek ki bize sorduğu ifade neymiş arkadaşlar? 82'ymiş diyebiliriz. Bize iki tane eşitlik vermiş ve x y farkı nedir diye sormuş. Şimdi bize verdiği eşitlikleri dikkatli incelediğinizde aslında orada bir tam küpü açılımı var. Bir beraber bakalım isterseniz. x eksi y'nin kübü x küp eksi 3x kare y artı 3x y kare eksi y küptür. Şimdi bu ifadeyi düzenlediğinizde x küp eksi y küp ne yaptım? x küp ile y küpü aldım. Şimdi daha sonra ortada ne yapacağım? Eksi 3 x y parantezini aldığımda ilkinden x, ikinciden de eksi y gelecek. Burası da x eksi y'nin küpü. Şimdi ben bunu değer bulma sorularında kullanıyorum. İşte burası 1, burası 2, burası 3, burası tekrardan 1. 3 tane 2 tanesini veriyor. 3. istiyor. Burada ne yapmış? x küp eksi y küpün 60 olduğunu vermiş. Bir de İkisini bir arada vermiş. X çarpı x Y parantezinde X eksi Y'nin 11 olduğunu vermiş. O zaman 60 eksi 33. Yani kaç yapacaktır? 27 yapacaktır. X eksi Y'nin kübü. O zaman kübü 27 ise X eksi Y için biz ne diyebiliriz? 3'tür diyebiliriz. Şimdi bize verdiği bu ifadelerde x üzeri eksi 1'ler var. Onları bir düzenleyelim isterseniz. Onu öncelikli olarak 1 bölü x diye yazalım bölü x artı 1 eksi burayı da x eksi 1 bölü x bölü x kare eksi 1 parantezinde çarpı x artı 1 diye yazalım. Şimdi şöyle şuradaki ifadeyi bir payda eşitleyerek yazalım. Şuradaki ifadeyi payda eşitleyerek yazalım. O zaman bir de şu ikisi mesela x kare eksi 1 açıldığı zaman, x eksi 1 x artı 1 bir, bir buraya ne yazalım? x eksi 1 yazalım. İki kesir arasında payda eşitlemiş olalım. Öncelikli olarak sol tarafta şimdi şu payda işlemini en sona bırakalım. Üst taraf ne oldu? x eksi 1 bölü x oldu. Çarpı bu x artı de 1 bölü x artı 1 diye yazdım. Eksi burası ne yapacak? x kare eksi 1 bölü x çarpı 1 bölü x kare eksi 1 yaptı. Şimdi burası da x artı 1. Şimdi şurada şu ikisini götürmeyi tercih ettim. O zaman sol taraf ne yaptı? x eksi 1 bölü x parantezinde x artı 1 yaptı. Eksi burada bir 1 bölü x var. O zaman bunu x artı 1 bölü x artı 1 ile çarparak ne yapalım? Payda eşitleyelim. Burası da x artı 1 diye kalsın. O zaman ne oldu? İkisinde de payda da x, artı, x çarpı x artı 1 var. O zaman şimdi şöyle üst tarafta x eksi 1'den ne yapacağız? x artı 1 çıkartıyoruz. O zaman x eksi 1 eksi x eksi 1 bölü alt taraf x parantezinde x artı 1 çarpı x artı 1'i yukarı yazdık. O da bu ifade. Şimdi şuradaki x artı 1 ile şuradaki x artı 1 birbirini götürecek. Şimdi şuradaki x'ler birbirini götürür. Üst taraf ne kalır? Eksi 2 kalır. Alt tarafta da x kaldı. O zaman bizim sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 bölü x oldu diyebiliriz. Şimdi yeni oluşturan bilim kurulunda bulunan a küp artı b küp bilim insanı a artı b tane gruba ayrılıyor. Şimdi ben a küp artı b küp 2 küp toplamıdır. Ben bunu nasıl çarpanlara ayırabilirim? Önce kuvvetlisi halini yazıyorum ben. A artı B diyorum. Daha sonra bunun zıttının ya A artı B ya A eksi B'nin karesini alır gibi yapacağım. Ortaya 2 koymayacağım. Karesini alır gibi yapıyorum. Şuraya 2 yazmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çarpanlara ayırabilirim. Ben bunu A artı B tane gruba ayırırsam o zaman ne yaparım? A artı B'ye bölmüş olurum. O zaman A artı B tane gruba ayırırsam bizim elimizde A kare eksi a b artı B kare gruptaki bilim insanı olmuş olur. Daha sonra her gruptan A çarpı B tane bilim insanı ayrılıyor. O zaman eksi A B yaptım. Şu eşitliği şimdi şuradan kaldıralım. Oradaki eşitlik olmamış olsun. O zaman bizim grubumuzda yani bilim grubumuzda A kare eksi 2 A B artı B kare kadar insan vardır. Yani bu da nedir arkadaşlar? A eksi B'nin karesi değil mi? Aynen. Cebirsel gösterimi sormuştu. O zaman A eksi B'nin parantez karesidir diyebiliriz. Şimdi kenar uzunlukları x birim ve 1 bölü x birim olan iki tane kare verilmiş. Yalnız x'in ne olması isteniyor? Birden büyük olması isteniyor. Yani o zaman büyük olan x'tir, küçük olan 1 bölü x'tir diyebiliriz. Seda şekildeki kareleri yan yana yerleştirdiğinde yeşil ve sarı karelerin alanları toplamını yani x kare şimdi bunun alanı ne yapar doğal olarak? x kare bunun alanı ne yapar? 1 bölü x kare yapar. x kare ile 1 bölü x kareyi topladığında ne yaptı arkadaşlar? 8 yaptı. Buna göre Seda'nın kareleri şekildeki gibi iç içe yerleştirdiği yeşil bölgenin alanı. Şimdi şurası x. Şurası x, şurası 1 bölü x. O zaman bizden ne istiyor? x kare eksi 1 bölü x karenin alanını istiyor. Yani bizden bunu istiyor arkadaşlar. Şimdi x kare artı 1 bölü x kare 8 ise biz şunu şöyle yazalım. x artı 1 bölü x'in karesi eşittir x kare artı 1 bölü x kare artı 2. Şimdi burası 8 ise o zaman x artı 1 bölü x için biz ne diyebiliriz arkadaşlar? 10 ama karesi 10 olduğuna göre kök 10'dur diyelim. Şimdi bize ne soruyor? x kare eksi 1 bölü x kare. Şimdi aynı mantıkla şu ifadeyi nerede kullanalım? x eksi 1 bölü x'in parantez karesinde kullanalım. O da ne yapacak arkadaşlar? x kare artı 1 bölü x kare eksi 2 yapacak. Burası 8 olduğuna göre karesi 6. O zaman x eksi 1 bölü x için biz ne diyebiliriz? Kök 6 diyelim. Peki bize sorduğu şey neydi? x kare eksi 1 bölü x kareydi. Bu da x eksi 1 bölü x ile x artı 1 bölü x'in çarpımıdır. Buradan x eksi 1 bölü x kök 6, x artı 1 bölü x de kök 10'dur. Çarparsak kök 60, o da 2 kök 15 yapar diyebiliriz. x eksi 4 bölü kök x 6 ise kök x eksi 2 bölü kök x ifadesinin değeri kaçtır demiş. Bakın mesela bu arkadaşla bu arkadaşın derecesi aynı değil. İşte bu durumlarda biraz daha teknik hareket etmek lazım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. 4'tü buraya atacağım. Bunu da bu tarafa atacağım. O zaman x eksi 4 eşittir. Sağ tarafta 2 kaldı. Artı 4 bölü kök x yaptı. Şimdi ben sağ tarafı 2 parantezin alır. 1 artı 2 bölü kök x yazarsam ve payda eşitlersem 2 çarpı kök x artı 2 bölü kök x yapacaktır. Soldaki ifade x eksi 4'tü. Burası da 2 kare farkı yöntemiyle çarpanlar ayrılırsa kök x eksi 2 ve kök x artı 2 olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi iki tarafta da ne oldu? Kök x artı 2 gibi ifadeler oldu ki bunlar birbirini götürdü. O zaman ne çıktı karşımıza? Kök x eksi 2 ifadesi 2 bölü kök x'e eşitmiş. Şimdi şu iki terimi kendi aralarına yer değiştirirsek kök x eksi 2 bölü kök x ifadesi kaç eşit olacaktır arkadaşlar? 2 eşit olacaktır diyebiliriz. Tekrar söylüyorum. Şu arkadaşla şu arkadaşın derecesi aynı olmadığı takdirde özdeşlik ya da çarpanları ayırmadan ziyade hani şuradaki 6'yı parçalıyorsunuz. Bir kısmını sola atıyorsunuz. Bir kısmı sağda kalıyor. Bunu da bu tarafa attığınızda bir tarafta iki kare farkı yapıyorsunuz. Mesela burada iki kare farkı yaptık. Diğer tarafta da payda işlemi yapıyorsunuz. Böylece ortak bir çarpan çıkıp o ortak çarpanı sadeleştirerek sonuca gidiyoruz arkadaşlar. Bakın x eksi 3 bölü kök x 10 sa x eksi 3 kök x ifadesinin değeri nedir demiş. Şu arkadaşlar şu arkadaşın derecesi aynı değilse o zaman burada özdeşik çarpan ayırmadan ziyade daha böyle teknik hareket ediyoruz. Şimdi onun mesela şöyle bir şey yapalım. 9'unu buraya atalım biri burada kalsın. O zaman x eksi 9 eşittir 1 artı 3 bölü kök 10 yapsın. 3 bölü kök x yapsın. Sağ tarafta Payda eşit diyorsunuz. Kök x artı 3 bölü kök x oluyor. Sol tarafta da 2 kare farkı ile çarpanlığına ayırıyorsunuz. Kök x eksi 3 kök x artı 3 oluyor. Ve burada ne olmuş oldu? İki tarafta da ortak çarpan oluştu bu ifadeler. Bunlar birbirini götürdü. O zaman kök x eksi 3 ifadesi 1 bölü kök x'e eşittir. Burada içler dışlar çarpımı yaparsanız x eksi 3 kök x'in kaç olduğunu görürsünüz arkadaşlar. 1 olduğunu görürsünüz diyebiliriz. Biz bu taktiği nerede kullanıyoruz? Bakın şu arkadaşla şu arkadaşın derecesi aynı değilse burada daha teknik hareket etmek lazım. Şu onu parçalıyoruz. Bir kısmını sola bir kısmını sağa alıyoruz. Burada tercihleriniz önemli. Bir tarafta iki kare farkı yapacaksınız. Bir tarafta da payda işlemi yapacaksınız. O iki tarafta da ortak bir çarpan çıkıp ortak çarpanı sadeleştirerek sonuca gideceksiniz arkadaşlar.